Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda camların ortak özellikleri ile ilgili soru çözümü yapacağız. Ben elimden geldiğince soru çözümlerine önem veriyorum. Çünkü soru çözmediğimiz zaman maalesef konu aklımızda kalıcı olmuyor. Sadece çalışmak, konuyu anlamak yetmiyor. Soru çözmemiz de gerekiyor kesinlikle. Bu şekilde her konu sonunda ben sorular hazırlayacağım size. Bazıları çıkmış sorular olacak. Bazıları işte normal kitaplardan bulduğumuz sorular olacak. Bunları çözerek daha iyi bir şekilde pekiştirme sağlayacağız. Evet, gelelim sorularımıza başlayalım isterseniz. Yaklaşık 10 tane soru çözeceğiz burada. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir? Öncelikle soru kökünü mutlaka iyi okumamız gerekiyor arkadaşlar. Biri değildir diyor. Şimdi biz canlıların ortak özelliklerini şöyle bir hatırlayalım. Neydi canlıların ortak özellikleri? Hücresel yapı vardı, boşaltım vardı, beslenme vardı, üreme vardı, solunum vardı, hücresel solunum vardı. Hareket, daha sonra boşaltım gibi ortak özelliklerimiz vardı. Bakalım burada hangisi bizim için ortak özellik değil? Hücresel yapı ortak bir özelliktir arkadaşlar. Neydi? Prokaryot ve eukaryot olarak ikiye ayrılıyordu. Hücresel solunum yine ortak bir özellikti. Biz besinleri solunum yoluyla parçalayarak enerji üretiyorduk. Boşaltım yine metabolik atıkları dışarı atmamızı sağlıyordu. Beslenme yine enerji üretebilmek için beslenmemiz gerekiyordu. Bakın burada ne demiş? Eşeğli üreme demiş. Sadece üreme demiş olsaydı bunu kabul ederdik. Ama eşeğli üreme dediği için bunu kabul etmiyoruz arkadaşlar. Yanlış cevabımız bu oluyor. Neden? Çünkü eşeğli üreme tüm canlılarda görülmez. Sadece bazı canlılarda görülür. Bu yüzden de cevabımız eşeğli üreme oluyor. Geçelim bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi katabolik bir olaydır? Katabolik. Neydi katabolik? Yıkım olayı. Hani bizim metabolizmamızda iki olay vardı. Anabolik olaylar ve katabolik olaylar. Anabolik yapım olayıydı. Analardan gelecekti aklımıza. Analar yapıcıdır, unutmayın. Yapım olayları. Katabolik ise yıkım olaylarıdır arkadaşlar. Bakıyorum hemen hangisi bir yıkım olayıdır? Büyüme. Büyüyoruz. Sürekli bir şeyler vücudumuzda yapılıyor. O zaman bu nedir? Bir anabolizma olayıdır. Yani anabolik olaydır. Protein sentezi, anabolizmayı anlatırken ne demiştim? İçerisinde sentez geçenlerin tamamı ne oluyordu? Anabolik olay oluyordu arkadaşlar. Tabii ki ATP sentezi hariç. Çünkü ATP sentezi solunum sonucunda oluşuyor. Dolayısıyla o bir katabolik olaydır. Protein sentezini o zaman kabul ediyoruz. Daha sonra ben diğer sentezlere bakıyorum. Bakın nişasta sentezi, glikoz sentezi. Bunlar da sentez olduğu için direkt kabul ediyoruz. O zaman bizim cevabımız ne olacak? Solunum olacak. Mesela bu soruyu gördünüz, direkt ne yapacaksınız? Aklınıza ne gelecek? Anabolik olaylar nasıl olaylardı? Sentez olaylarıydı veya yapım olaylarıydı. O zaman ben sentez olanların tamamını sildim. Geriye büyüme ve solunum kaldı. Büyüme sırasında bir şeyler yapılıyor. Sonuçta bir mitoz bölünme oluyor. Daha sonra kitlesel bir artış gerçekleşiyor. O zaman bu da bir yapım olayıdır. Dolayısıyla hangisi katabolik olay oluyor? Solunum katabolik bir olaydır arkadaşlar. Yıkım olayıdır. Geçelim bir diğer sorumuza. Evet. Bir kişinin bazal metabolizmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmaz diyor. Bazal metabolizma neydi? Dinlenme halindeki metabolizmaydı arkadaşlar. Minimum enerji harcadığımız metabolizma olayıdır. Bazal metabolizma. Şimdi bazal metabolizmamızın ölçülebilmesi için bizim enerjimizi minimum seviyeye getirmiş olmamız lazım. Dolayısıyla bir kere vücudumuzun hızının yavaşlaması lazım. O zaman benim burada vücut hızını yükseltecek şeyler bazal metabolizmada etkilidir. O zaman bakıyorum. Ortamın yüksekliği benim vücut hızımı yükseltir. Neden? Çünkü kalp yeterince oksijen alamadığı için, kanın içerisinde yeterli oksijen olamadığı için kalp daha hızlı çalışmaya başlar. Ortamın sıcaklığı. Sıcaklık arttıkça yine aynı şekilde bizim vücudumuz daha hızlı çalışmaya başlar arkadaşlar. Baktığımız zaman sindirim kanalından emilen besinler demiş. Şimdi bununla ilgili bir fikir yürütemedik. Dursun bu. Kişinin yaşı. Şimdi yaş ilerledikçe daha böyle metabolizmamız yavaşlamaz mı? Yavaşlar değil mi? Daha böyle yaşlı kişilerde metabolizma hızı oldukça düşüktür. Dolayısıyla bu da metabolizmada etkili olan bir şeydir.
salgılanan tiroksin miktarının fazlalığı. Şimdi arkadaşlar, tiroksin bir hormondur ve bizim vücudumuzun hızlanmasını sağlayan bir hormondur. Dolayısıyla bu da bazal metabolizmada etkilidir. O zaman burada hangisi etkili olmayacak? Sindirim kanalından emilen besinler. Zaten biz bazal metabolizmamızı ölçmemiz için en az 12 saat önce, 12 saat önce beslenmemizi kesmemiz gerekiyor ki bizim bazal metabolizmamız hesaplansın. Bu yüzden sindirim kanalından emilen besinler de fazla bir etkiye sahip değildir. Geçelim bir diğer sorumuza. Evet, şöyle ayarlayalım. Dördüncü sorumuz. Arkadaşlar bize burada bazı olaylar vermiş. Demiş ki yukarıdaki hücresel olaylardan hangileri tüm canlılarda görülür. Şimdi ilk önce ben bu olayların ne olduğunu bilmem gerekiyor. Hemen yazalım. Bu olayların ne olduklarını yazalım. Şimdi bir numaralı olay. Işık enerjisinden ATP üretmiş. Hatırlayın, size beslenme sırasında fotosentezden bahsetmiştim. Işık enerjisi kullanılıyor demiştim. O zaman ışık enerjisinden ATP sentezlenmesi olayı nedir? Fotosentez. Gelelim ikinci olayımıza. Organik maddeyi ATP'ye çevirmiş. Yani organik maddeyi parçalamış, ATP üretmiş. Biz bu olaya ne diyorduk? Solunum diyorduk. Hücresel solunum. İkinci olayımız da tamam. Gelelim üçüncü olayımıza. İnorganik maddelerin oksitlenmesiyle oluşan enerji. Oksitlenme gördüğümüz zaman arkadaşlar kesinlikle aklımıza kemosentez gelecek. Kemosentez. Eğer oksitlenme olayı varsa, bu oksitlenme ile enerji üretiliyorsa aklınıza gelecek olan şey kemosentezdir. Gelelim şuraya. ATP'yi kullanarak büyük organik madde üretmiş. Dolayısıyla bu da nedir? Bir dehidrasyon. Dehidrasyon. Yani bir yapım olayıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bizim vücudumuzda gerçekleşen bir olaydır. Şimdi bakıyorum, diyor ki hücresel olaylardan hangileri tüm canlılarda görülür? Şimdi hemen düşünelim. Tüm canlılar fotosentez yapıyor mu? Bitkiler yapıyor. Ben yapıyor muyum fotosentez? Hayır. O zaman tüm canlılarda gözlenmez. Kemosentez. Bakalım, bakteriler kemosentez yapıyor. Ben yapıyor muyum kemosentez? Hayır. O zaman bu da tüm canlılarda görünmez. Solunum. Bütün canlılar solunum yapar mı? Evet. Dolayısıyla solunumu alacağız. Dehidrasyon bir yapım olayıdır. Bütün canlılar ATP'yi kullanarak büyük bir organik madde üretir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da alıyoruz. Cevabımız ne oluyor? 2 ve 4 oluyor. İlk önce bu tür sorularda numaraların ne olduğunu yazarsanız daha sonra dediğim gibi soruyu çözmeniz kolay olacaktır. Geçelim bir diğer sorumuza. Evet, diyor ki metabolizma hızı düşük olan bir insan için yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi metabolizma hızı düşükse bir insanın, o zaman yaş olarak düşündüğümüzde yaşı biraz ilerlemiş olabilir mi arkadaşlar? Olabilir değil mi? Yani yaşlı olan kişileri düşünebiliriz bunun için. Diyor ki katabolizma reaksiyonları durmuştur. Katabolizma neydi? Yıkım. Unutmayın, bir hücrede hiçbir zaman için, eğer ölmemişse tabii ki, anabolizma ve katabolizma olayları durmaz. Sadece yavaşlar, daha az gerçekleşir. O zaman bu yanlış. Anabolizma tepkimeleri gerçekleşmez. Ne dedim az önce? Anabolizma ve katabolizma kesinlikle durmaz arkadaşlar. Sadece yavaşlar. O zaman bu da yanlış. Yıkım tepkimeleri yapım tepkimelerinden fazladır diyor. Bunu ne yapacağız? Doğru olarak alacağız. Çünkü metabolizma hızı düşük olan bir insanda yıkım daha çok gerçekleşir. Yani yaşlı insanları düşünün, metabolizmaları düşük ve bunlarda yıkım olayı daha fazla gerçekleşir. O zaman cevabımız ne oluyor? Yalnız 3 oluyor. Bu yorumu yapabiliyoruz. Evet, geçelim bir sonraki sorumuza. 6. sorumuz. Şöyle ayarlayalım. Evet, diyor ki aşağıda verilenlerden hangisi canlılara ait ortak özelliklerden biri değildir? Şimdi burada uzun uzun yazmış. Öncelikle benim bunları bir kendi halime çevirmem lazım. Yani genel başlıklara bir çevirmem lazım. İnorganik moleküllerden organik molekül sentezleme. Şimdi bakın. İnorganik molekülden organik molekül sentezleme iki olayla gerçekleşir. Ya fotosentez ya da kemosentez. O zaman hemen yazalım şuraya. Fotosentez ya da kemosentez.
Bunları yazdıktan sonra cevaplayalım. Diyor ki metabolizma artığı olan ürünleri dış çevreye atma. Burada ne yapıyor? Bir boşaltım yapıyor. Bu olayımız boşaltım olayıdır. Bu da dursun. ATP üretip tüketme. ATP üretip tüketme olayı arkadaşlar solunumla gerçekleşir. Yine bu da aynı şekilde. Kendine özgü moleküller sentezleme. Kendine özgü molekül dediğimiz bir proteindir. Yani protein sentezi. Kendine özgü molekül sentezleme dediğimde aklınıza direkt protein sentezi gelsin arkadaşlar. Yapım ve yıkım olaylarını gerçekleştirme. Bu olayın genel adı neydi? Metabolizma. Evet, bakıyorum bunlardan hangisi ortak özellik değildir. Arkadaşlar metabolizma tüm canlılarda görülüyor mu? Evet. Protein sentezi tüm canlılarda ortak mı? Evet. ATP üretip tüketme yani solunum tüm canlılarda ortak mı? Evet. Metabolizma artı olan dış ürünleri çevreye atma yani boşaltım tüm canlılarda ortak mı? Evet. Ama buraya geldiğimiz zaman fotosentez, kemosentez. Unutmayın tüm canlılarda görünmez bunlar. Sadece bazı canlılarda görülür. Cevabımız A şıkkı olur. Evet geçelim bir diğer soruya. Diyor ki canlıları meydana getiren. Burada yapılar vermiş. Gibi yapılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında dördüncü sırada hangisi yer alır? Hemen bunları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Bu organizasyonun bir alt sorusudur arkadaşlar. Organizasyon kısmına gelelim. Bakın en küçük olan protondur. Proton. Ben atom olarak yazmıştım. Atom, proton ikisi de aynı kabul edebiliriz. Protondan sonra protonlar birleşerek yani atomlar birleşerek molekülleri oluşturur. Moleküller birleşerek organelleri oluşturur. Arkadaşlar organeller birleşerek hücreyi, hücreler birleşerek dokuyu, dokular birleşerek organı, organlar sistemi, sistemlerde birleşerek neyi oluşturacak? Organizmayı yani bizim gelişmiş canlımızı oluşturacak. Ne demiştik hatırlayalım. Protondan hücreye kadar olan kısım yani şu kısım tüm canlılarda ortaktı. Ama hücreden sonra olan kısım sadece gelişmiş canlılarda görülen ortak özelliklerdir. Şimdi geliyoruz bakalım diyor ki hangisi dördüncü sırada yer alır? Hemen adlarına numaralarını yazalım. Proton 1 numara, molekül 3 numara, organel 4 numara, hücreyi burada vermemiş geçiyorum. Dokuyu vermiş 2 numara. Ve organı vermiş arkadaşlar. Organ da 5 numara. Bize 4. sırada olanı soruyor. 1, 2, 3, 4. 4. sırada hangisi olur? Doku olur. Cevabımız 2'dir. Yani doku. Evet geçelim bir sonraki sorumuza. Diyor ki canlılarda gözlenen olaylarından hangileri boşaltım faaliyeti olarak alınır? Boşaltım faaliyetidir. Arkadaşlar boşaltım canlıların vücutlarında biriktirdiği atıkların dışarı atılması olayıdır. Şimdi bakın terleme olayıyla biz dışarı atık atarız. Fazla suyu ve vücudumuzda biriken fazla tuzu terleme ile dışarı atıyoruz. Dolayısıyla bu bir boşaltımdır. Yaprak dökümü ne dedik? Bitkiler yaprak dökerek boşaltım yaparlar dedik. Yaprak dökümü de bir boşaltım olayıdır. İdrar çıkarma zaten bir boşaltım olayıdır. Soluk verme yine bunu da söylemiştik. Bu da arkadaşlar yine bir boşaltım olayıdır. Bunlar nedir? Tamam o zaman boşaltım faaliyetidir. Yani cevabımız 1, 2, 3 ve 4 olur. Evet. Gelelim son iki sorumuz kaldı. Bu sorularımızı da çözelim. Daha sonra videomuzu bitirelim. Evet soruyu şöyle ayarlayayım. Evet diyor ki doğada incelenen bir canlının özelliklerini vermiş. Diyor ki tespit edilmiştir. Buna göre altı çizili ifadelerden hangisini tüm canlılar ortak olarak gerçekleştirir? Şimdi bakıyorum bu canlı neler yapıyormuş? Aktif hareket ile konumunu değiştirdiği, yaşadığı ortamda adaptasyonu sağlayabildiği, mayoz bölünme ile gamet oluşturduğu,
heterotrof beslendiği, oksijenli solunum ile enerji ürettiği tespit edilmiştir. Arkadaşlar bakıyorum, aktif hareketi ben yapıyorum ama bir bitki aktif olarak hareket edebiliyor mu? Yani yer değiştirebiliyor mu? Hayır. O zaman bu tüm canlılarda ortak değildir. Adaptasyon neydi adaptasyon? Ortama uyumdu arkadaşlar. Dolayısıyla adaptasyonu tüm canlılar yapabilirler. Cevabımız bu olacak ama diğerlerine de bakalım. Mayoz bölünme. Şimdi iki çeşit bölünme vardır. Mitoz bölünme ve mayoz bölünme. Şimdi mitoz bölünme tüm canlılarda gerçekleşir. Ama mayoz bölünme sadece belirli canlılarda gerçekleşir. Dolayısıyla bu da olmaz. Heterotrof beslendiği. Bizim beslenme olayımız iki şekilde. Ototrof, heterotrof. Ototrof olanlar otomatik olarak ne yapıyordu? Kendi besinini üretiyor. Ama heterotroflar hazır alır. Tüm canlılar besinini hazır mı alıyor? Hayır. Bitkiler kendisi üretir mesela. O yüzden bu da olmaz. Oksijenli solunum ile enerji ürettiği tespit edilmiştir diyor. Solunum deseydi tamam ortak olarak alacaktık ama solunuma oksijen katarsak bu ortak değildir. Çünkü oksijensiz solunum yapan canlılar da vardır. Bu da değil arkadaşlar. Cevabımız ne olur? 2 olur. İkinci olayı tüm canlılar ortak olarak gerçekleştirir. Geçelim son sorumuza. Diyor ki canlılarla ilgili özelliklerinden hangileri tüm canlılar için ortaktır? Arkadaşlar okuyoruz hemen. Hücresel yapıya sahip olma. Hücresel yapı tüm canlılarda ortaktı. O zaman bunu alıyoruz. Protein ve ATP sentezleme. Yine bu da aynı şekilde ortaktır. İnorganik maddeden glikoz ve vitamin üretme. Arkadaşlar inorganik maddeden işte organik madde üretme veya bu şekilde isim vererek glikoz, vitamin üretme gibi olayları alırsa burada aklımıza gelecek olan iki olay vardı. Neydi? Biri fotosentez, diğeri de kemosentez. Kemosentez. Fotosentezi ve kemosentezi bizler yapabiliyor muyuz? Hayır. O zaman bu tüm canlılar için ortak değildir. Cevabımız ne oluyor? 1 ve 2 oluyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde canlıların ortak özellikleri ilgili soru çözümünü yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşeceğiz ama şunu söylemek istiyorum son olarak. Canlıların ortak özelliklerinde eğer size genel başlıkları vermiş, hangisi ortak özelliktir diye soruyorsa genel başlıkları alıyorsunuz. Ama genel başlıkların altındaki özel kısımlara giriyorsa, mesela beslenme demiyor da ototrof beslenme diyorsa bu tüm canlılarda ortak değildir. O yüzden ortak özellik ararken her zaman genel başlıkları arayın. Alt başlıklar arkadaşlar hiçbir zaman için ortak özellik olmuyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.